Ya Selen tamam da çekemiyorum kaç gündür ya. Yani sürekli bir sorun çıkıyor. Disney üzerimde oyun oynuyor. Halbuki çok tatlılardı. Bedava bilet verdiler. Bana <laughs> basın gösterimine gidemedim diye şimdi eleştireceğim. Ne yaptınız? Hızlı ve öfkeli 9 Galaksinin Koruyucuları film eleştirisiyle karşınızdayım. Sometimes the thing you're searching for your whole life... It's right there by your side all along. You're right. All you do is yell at each other. You're not friends. No, we're family. Except maybe her. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. Guardians of the Galaxy'nin ilk filmini izlediğimizde hepimiz salondan mutlu ayrılmıştık. Yani hadi hepimiz demeyelim ama çoğumuz. Marvel filmleri arasında kendisini ayıran bir işti ve ilgi çekmişti dolayısıyla. Herhalde ikinci filmi izlemeden önce de en az beş kere filan izlemişimdir. Tabi bu nedenle biraz yüksek beklentiyle gittim filme. Basın gösterimine gidemediğimden biraz gecikti kusura bakmayın ama en azından hani bazıları gibi filmi izlemeden video çekmiyoruz. Guardians of the Galaxy Vol. 2 aslında bir aile hikayesi genel olarak. İlk filmde Inception vari bir şekilde aklımıza yerleştirilen Peter Quill'in babası kim sorusunu bu filmde cevaplıyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Gamora'nın, Rocket'ın, Yondunun da hani duygusal yolculuklarını bize izletiyorlar. Zaten hikayeyi herhalde spoiler vermeden maksimum bu kadar detaylı anlatabiliyorum. Onun dışında söyleyeceğim her şey neredeyse spoilera giriyor. Bu da biraz yani bu aile hikayesi de biraz bana Hızlı ve Öfkeli'nin uzay versiyonunu çekiyorlarmış gibi hissettirdi. Hani sürekli bir espri Hızlı ve Öfkeli'deki gibi sürekli bir aksiyon bir nevi hızlı ve öfkeli izliyorduk. Onun uzayda olan versiyonunu izliyorduk. Biraz da sitcom gibiydi. Yani sürekli hani o 20 dakikalık sürede sitcomlardan, ben yani Türkiye'de olmayan sitcomlardan bahsediyorum tabii ki. O 20 dakikalık sürede bizi sürekli güldürmeye çalışıyorlarmış gibiydi ama bunun bir film boyutunda olduğunu düşünün. Ama sürekli güldürmeye çalışıyorlar. Sürekli bir aksiyon var. İlginizi hani dağıtmamak istiyorlar. Ama bunda pek başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Espriler çoğu zaman güzeldi. Hatta salon yani kahkadan kırılıp geçirdiği sahneler oldu ki bunu çoğu komedi filmi bile başaramıyor. Ama yine de ya çok fazlaydı yani. Şimdi oyunculardan bahsetmem gerekiyor ama ben ilk filmden beri bu casting'in çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Peter Quill'i oynayan Chris Pratt, Drax'i oynayan Dave Bautista. Bautista. Batista, oyuncu, futbolcu. Yondu'yu oynayan Michael Rucker, harikalar. Hele Zoe Saldana, hani onun dışında herhalde Gamora gibi hani yeşil bir kadını e, o kadar seksi gösterecek, o kadar güçlü gösterecek, o kadar güzel gösterecek başka bir kadın olamazdı diye düşünüyorum. Yani en azından başka bir kadını yeşil görmedim galiba. Bu olmadı Dolayısıyla bu filmde karakterlere pek detaylı girmeye gerek yok. Ama Gamora ve Peter arasındaki ilişkinin daha da irdeleniyor olması ve oyuncuların performansı güzeldi. Hala Groot'u seslendirmek için neden Vin Diesel'i tercih ettiklerini bilmiyor olsam da hoş kendisi Groot'a ayrı bir film yapmak istiyormuş. Yani hızlı ve öfkeliye benzetmemin bir nedeni de olabilir mi acaba? Yani onun bir etkisi var mıdır acaba filmde? Ego ya da Ego'yu canlandırmak için e, her ne diyorsanız işte, Kurt Russell seçmeleri de muhteşemdi bence. Hani Kurt Russell'dan başka kimse o rolü o kadar iyi oynayamazdı. E, Peter'ın babası olarak da güzel bir tercihti. Bir de şey düşündüm, şimdi Ego aynı zamanda bir Ego, aynı zamanda bir gezegen ya. Kurt Russell acaba ne hissediyordur? Arkadaşlarıyla buluşuyorlar işte, poker partisi falan veriyorlar, bir şey yapıyorlar Geçen şu filmde oynadım, geçen bu filmde oynadım diyorlar. Ben gezegen oynadım. <laughs> Neden gülmedin Selen? James Gunn ilk filmin başarısından sonra insanlara daha çok istediğini vermek istemiş gibi geldi bana. Hani ortaya karman çorman bir şey çıkmış gibi hissettiriyor. Hani herkesin isteğini yaparken dolayısıyla daha fazla grup, daha fazla espri, hani daha fazla farklı karakterlere odaklanılsın demişler. Bence olmamış ama sizin de bu hani Guardians of the Galaxy'nin ilkini izledikten sonra istedikleriniz buysa sizin için muhteşem olmuş olabilir. Ama benim için bu Peter'ın hikayesi olmalıydı. Hani diğer karakterler de ona eşlik etmeliydi. Fakat James Gunn hani sadece Peter'ın hikayesi olmasın, hepsinin hikayesi olsun istemiş ama olmamış. Özellikle ilk yarının sonlarına doğru hani çok sıkıldım. Bitse de gitsek dedim. İkinci yarıda toparladı. Hani o istek kalmadı içimde. Ama gerçekten ilk yarının sonlarına doğru bilmiyorum yanımdaki abinin önce popcorn sonra sosisli yemesinden mi şapır şapır. Abi derken de amcadan bahsediyorum. İlk filmde müziğin çok önemli bir yeri vardı. Hani fragmanlarda da zaten bunu sürekli kullanıyorlar. Ama bu filmde e, müziği hikayeye oturtmaları, hani hikayenin bir parçası yapmaları o müziği gerçekten çok iyiydi. Ama Cat Stevens neden? Bilmiyorum. Hani tamam senin anlatmak istediğin şey Cat Stevens uyuyor olabilir ama neden? Filme puanıma gelecek olursak Turgut Uç veya Güler Eceşe'nin deyimiyle meh olarak adlandırılabilecek 6.5 puanını veriyorum on üzerinden. Beklentiniz sadece güzel espriler, güzel vakit geçirmek, hani gözyaşı veya grutsa düşünmeden gidin. Ama hani şey de beklemeyin. Bu ya bence Marvel'ın en kötü filmlerinden bir tanesiydi. Hani Iron Man 2 ile ondan sonra The Dark World ile aynı yere koyulabilecek bir filmdi. Her zaman iyi şeyler yapma yap yani her zaman iyi şeyler yapamazlar tabii ama bu kadar da hani İlk filmin ardından bu kadar da kötü bir şey gelmesini gerçekten beklemiyordum. Ona rağmen hani o kadar güzel esprilerle döşemişler ki o kadar e, IMAX'in mi etkisi bilmiyorum artık. O kadar güzel bir görsellik vardı ki e, insan düşük puan veremiyor. Bir de hikaye, hikaye de aslında, ana Peter'ın hikayesi aslında güzel. Sanırım o yanda eklenen bir sürü şey, işte o ikinci bir dahaki filme sanırım bağlamak için ekledikleri abuk subuk bir ırk. Bilmiyorum bana Stanley'nin sahnesi bile kötü geldi. Her, her filmde görüp güldüğümüz o sahne bile kötü geldi. Dolayısıyla hani belki de benim zevklerime uymadı. Siz de yorumlarınızı mutlaka aşağıda benimle paylaşın. Bu arada şunu da söyleyeyim hani bilmem kaç after credit sahnesi var deniyor ya. After credit sahnesi diye en azından Marvel'da alıştığımız gibi hani diğer filmlere göndermeler yapan işte Hani diğer filmden spoiler veren bir nevi konusunu söyleyen bir şey değildi. Sadece Guardian, hani e, klasik böyle hani eğlenceli bir af, eğlenceli bir end kredit yapalım, bir jenerik akıtalım demişler. Araya birkaç şey sıkıştırmışlar. Hani sonunda yine bir şey bekleyen insanlar için sonuçta bir şey yoktu. Yani bazen görüyorum yorumlarda şey yazıyorsunuz. Hani bizim sinemada işte kestiler o göstermeler. Çok bir şey kaybetmediniz. Çok bir şey kaybetmediniz. Üzülmenize gerek yok. Öyle dedikleri gibi after falan öyle bir şey yok. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz geç olduğu için özür dilerim ama dediğim gibi basın gösteriminde izleyemedim. Ve iki gündür de nedense sürekli bir şey oluyor. Bu videoyu aslında gece yani onda filan çekmeye başladım. Pil bitti. Sonra elektrik kesildi. <laughs> Disney. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olmayı beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olun hatta yanındaki çan işaretine tıklayarak bu kanaldan bana bütün bildirimleri gönderdiğin ya da o tarz bir şey. Ben Berk bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok parlıyorum. Ay cildim çok parlak.